Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşte uçakta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altı muhalefet liderinin yaptığı toplantıyı manidar olarak nitelendirdi. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak. Onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Gıda'da yapılan %7'lik KDV indirimini de değerlendirdi Erdoğan. Fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek dedi. Bir defa hiç endişeli olmayın. Şu an itibarıyla gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor öyle veya böyle inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekiplerin denetimlerine devam edeceğini vurguladı. Biz devlet olarak temel gıda ürünlerinde KDV'yi %8'den %1'e indirdik. Ama bir de dedik ki siz de indireceksiniz. Biz nasıl KDV'ye 7 puan indirdiysek buna ek olarak sizden de burada en az %7 fiyat indirim bekliyoruz dedik ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi. Aklınıza ne gelirse tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada bir iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili arabuluculuk teklifini bir kez daha yineledi. Sayın Zelenski kendisiyle yaptığımız görüşmede Putin, Zelenski, Erdoğan olarak yapılacak üçlü bir görüşmeye olumlu yaklaştığını ifade etti. Sayın Putin'in de bu konuya olumlu yaklaşması halinde İstanbul veya Ankara'da bir araya gelmeyi inşallah gerçekleştirebiliriz. Bu arada da sayın Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle Buna nasıl baktığını kendisinden öğrenmek isteyeceğim. Buna göre de işi takip etme gayreti içerisinde olacağız. Zira bölgede gerçekten bir savaş çıkması hayra alamet değildir. Böyle bir şey bölgenin sağlığı açısından isabetli olmaz. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, ''Sessiz kalmamız mümkün değil'' vurgusu yaptı. Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Bu konuda ayrıca Bakanımız bunlara bir uyarıda bulundu. Fakat Yunanistan'ın bu işi böyle devam ettirmesi halinde tabii ki gerekli olan neyse bu uyarıyı biz de en üst düzeyde yaparız. Çünkü malum adalar konusu hep tartışmalıdır. Bizi bu tartışmalı konuları gündeme getirme mecburiyetinde bırakabilirler. Bunun için de Bakanım bizi bu konuları tartışmaya açmak zorunda bırakmasınlar diye onlara alt düzeyden bir uyarı yaptı. Hayırlı da oldu. Sosyal medya yasası çalışmalarına yönelik bilgi de veren Erdoğan, son toplantının 21 Şubat Pazartesi günü yapılacağını belirtti.